Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 2 Temmuz 2021. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkonfet zamları eleştirdi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Türkonfet, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zamlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada pandeminin etkisiyle hali hazırda ekonomik zorluklar yaşayan işletmelerin enerji maliyetlerine yapılan yüksek zamlarla birlikte makinelerini döndürmekte zorluk çekeceği ifade edildi. Topcam HES özelleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bulunan Topcam Hidroelektrik Santrali'ni özelleştirmek üzere ihale düzenleyecek. İhale ile EÜAŞ'a ait olan 61.35 MW elektrik işletme kapasiteli Topcam HES'in işletme hakkı verilecek. Enerji Günlüğü'nün düzenlediği Güneşli Sohbetler'in ikinci bölümünde güneş santrallerinin performans sorunları konuşuldu. Sohbette söz alan Solaryan Enerji Kurucu Ortağı Orçun Başlak, mini yakaların piyasaya yüksek rekabetçilik getirdiğini ifade etti. Orçun Başlak, ürün garantisi kapsamında güneş panellerinde performans kaybı ölçümlerinin son derece titizlikle yapıldığını da sözlerine ekledi. Lisanssızın ilk patladığı bu 133 dolar megawatt saatlik fiyatların olduğu dönemde hani böyle bir rahatlık yaşanabiliyordu. Ama artık hayatımıza çok rekabetçi mini yakalar girdi. Yeni yapılan santrallerde çok ciddi bir rakamsal rekabet söz konusu. Artık sineğin yağını sıktığımız bu dönemde tüm komponentlerin hani incelenmesi, irdelenmesi gerekiyor. Kartal Yenilenebilir halka arz edilecek. Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz planlıyor. Şirketin sermayesinin 10 milyon TL artışıyla mevcut ortaklardan Orhun Kartal'ın sahip olduğu 5 milyon TL'lik payların satışı gerçekleştirilecek. Halka arzda satış fiyatı 8 bin TL olarak belirlendi. Beylikova'ya güneş enerjisi santrali kurulacak. Eskişehir'in Beylikova ilçesinde kuru marjinal tarım arazisinde 3 MW kurulu gücünde güneş enerji santrali kurulması planlanıyor. Yaklaşık 2.8 milyon dolar değerindeki proje kapsamında her birinin gücü 395 MW olan 9280 adet güneş paneli kullanılacak. Santralde şebeke bağlantılı elektrik üretimi yapılacak. Gersan Elektrik Topluluğu Sözleşmesi yaptı. Gersan Elektrik ve Türk Metal Sendikası Zonguldak'ın Çarşuma ilçesinde yer alan üretim tesislerindeki işçiler için yürüttüğü topluluğu sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Şirketten yapılan açıklamada görüşmelerde 1 Temmuz 2021 itibariyle anlaşma sağlandığı bildirildi. Afyonkarahisar'da 5 jeotermal kaynak için arama ruhsatı verilecek. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni, il sınırları içindeki 5 adet jeotermal kaynak arama sahası için arama ruhsatları vermek üzere açık teklif artırma usulüyle ihale yapacak. Sahaların 3'ü Dinar, biri Sandık'ta, biri de İhsaniye ilçesinde. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden kısa adıyla MAPEK'ten yapılan açıklamalarda TPAO'ya ait Adıyaman ilindeki petrol işletme ruhsatının süresinin 10 yıl uzatıldığı duyuruldu. Bir diğer açıklamada Park Bilis Enerji Limited'in Hakkari ilinde sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresinin sona erdiği duyurulurken MAPEK TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa'daki 2 adet işletme ruhsatına da 10'ar yıllık süre uzatımı verdiğini bildirdi. Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemini gözden geçirecek. Avrupa Birliği iklim politikalarını reform öngören yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı 14 Temmuz'da Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanacak. Tasarıya göre karbon salımı 1990 seviyelerine daha hızlı indirilecek. Karbon sınır vergisinin kapsadığı sektörler için serbest karbon izinleri uygulamasına son verilecek. Rolls-Royce temiz enerjide Kevri ile işbirliğine gidiyor. Dünya ünlü motor üreticisi Rolls-Royce Power Systems Inc. sürdürülebilir enerji sistemleri sağlayıcısı Kevri Enerji GmbH'ye yatırım yaptı. Kevri Enerji, fotovoltaik ve batarya depolama sistemleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını bir araya getiriyor ve Sahraaltı Afrika'daki enerji altyapısının sürdürülebilir bir şekilde genişlemesini destekliyor. Şirket 1 MW'a kadar olan talepler için çözüm sağlayacak.
Irak'ta elektrik kesintisi halkı sokağa döktü. Irak'ın ABD işgalinden dolayı zarar gören altyapısı hala onarılabilmiş değil. İran'ın Diyala Mirsad ve Hanek'in servis hattına verdiği elektriği bilinmeyen nedenle kesmesi ve ülkenin doğu ve kuzeybatı bölgelerinde elektrik santrallerine yönelik terör saldırıları elektrik krizine neden oldu. Kavurucu sıcaklarda yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle Bağdat ve ülkenin güneyindeki kentlerde resmi tatil ilan edildi. Halk protesto için sokaklara döküldü. Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'i kilitledi. OPEC Plus Bakanlar Komitesi yaptığı toplantıda üretim kısıntıları konusunda anlaşamadı. Kartel yönetimi üretimin 2021 yılı Ağustos-Aralık döneminde aylık 400 bin varil olmak üzere toplam 2 milyon varil arttırılmasını ve üretim kısıntısının 2022 Aralık ayına kadar uzatılması önerilerini tartışıyordu. Konuya yakın kaynaklara göre OPEC Plus'ın bir anlaşmaya varmasının önünde en büyük engel Birleşik Arap Emirlikleri. Rusya'nın petrol ihracatı geriledi. Rusya'nın BDT dışına petrol ihracatı 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %12.1 azalarak 104.06 milyon ton oldu. İhracat Ocak-Haziran döneminde günlük ortalama ihracat 4.21 milyon varil gün seviyesinde gerçekleşti. Renault elektrikli de pazarın %65'ini hedefliyor. Renault daha önce %30 olarak açıkladığı 2025 elektrikli araç pazar payı hedefini %65'e çıkardı. Şirket bu hedefine düşük maliyetli batarya ve elektrik motoru üretimiyle ulaşmayı planlıyor. Şirket önümüzdeki 10 yıl içinde bataryaların maliyetini %60 oranında düşürmeyi hedefliyor. Sırada petrol fiyatları var. Brent petrolün varil fiyatı düne göre %0.18 artışla 76 dolara yaklaştı. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 3 Temmuz 2021 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 524.87 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 00.01 aralığı için 617 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 07.08 dilimi için 353.01 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.